Konuya girmeden önce sizlere bir teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki 100 bin aboneye çok 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 az kaldı. Muhtemelen 2-3 gün sonra şöyle bir 100 bin oluruz diye düşünüyorum. 9 senedir YouTube yapıyorum ve her zaman böyle bir hedefim vardı. İlk defa gerçekleşecek. Destekleriniz için gerçekten teşekkür ederim. Güzel bir soru cevap da yapacağız bu arada. Topluluk kısmından sorularınız varsa eğer ki bana sormayı unutmayın. Eğer ki zaten soracağınız soruyu bir başkası sormuşsa sadece like atmanız yeterli. Üste kalsın. Neyse fazla uzatmadan konumuza geçmek istiyorum. Çünkü bugün gerçekten çok sinirliyim. Başlıktan da gördüğünüz bugün en aptal Brawl kanalları hakkında konuşacağız. Bahsedeceğim Brawl kanalları sadece Brawl oynayan, normal bir şekilde içerik üreten YouTuberlar değil. Onların tek amacı zaten Brawl kitlesini eğlendirmek. Böyle çok da bir zararları olduğunu düşünmüyorum. Bazıları hariç tabii ki. Ama bizim konumuz bu değil. Konumuz böyle YouTube kanallarına 30 saniyelik saçma sapan bombok videolar yükleyen ve çocukların bariz bir şekilde beynini zehirleyen insanlar. Mutlaka karşınıza en azından sadece bir kez bile olsa çıkmıştır böyle 30 saniyelik saçma sapan videolar yapıyorlar. İçeri İçerisinde hiçbir bilgi yok. Doğru bir haberse o bile yok. Doğru haberleri yalanlıyorlar. Saçma sapan tavsiyeler veriyorlar. Böyle hiçbir işimize yaramayacak tavsiyeler. Ölmüş insanların üzerinden prim kasmaya çalışıyorlar. Yani ben hayatımda bu kadar alçakça video üreten kanallara rastlamadım. Yaptığı videolar tamamen prim üzerine. Kimi kurtarısın diye video yapmış. Tam yılda Atatürk var. Gereksiz ve bomboş bir video. Kafalarla ilgili video yapmış. İyi, çok güzel. Zaten ben de yaptım. Ve kafalar hakkında kendi düşüncelerimden bahsettim. Fakat bu adamların yaptığı şey yalan bir haber yapmak. Kafalar tutuklanacak mı diye başlık atmış. Tutuklanmayla ne alakası var? Drama boyunca bir kişinin ağzından bile kafalar tutuklanacak diye bir laf geçmedi ki. Sen nasıl bir video yapmışsın böyle? Böyle bir iddia hiçbir zaman olmamasına rağmen sanki böyle bir iddia varmış gibi göstermiş. Daha fazlasını merak mı ediyorsunuz? Buyurun. Bunları yapın ve öğretmenin gözdesi olun. Şimdi tavsiyelere bakın. Sürekli olarak diyalogta olacakmışız. Soru sorduğunda parmak kaldıracakmışız. Yani bakın cevabınızı bildiğiniz zaman parmak kaldıracaksınız demiyor. Her soruda parmak kaldıracağız. Sonra cevabı bilmeyince göt gibi kalacakmışız öyle diyor arkadaş. Her teneffüs konuşacakmışız ama şimdiki tavsiye bakın. Konuşkan olmayacağız. Değil mi? Ne alaka yani? Bu nasıl bir çelişki oğlum? Kendinle çelişiyorsun şu anda farkında mısın? O kadar soru soracağız, konuşacağız, her teneffüste yanına gideceğiz. Ama sınıfta konuşkan olmayacağız. Bu nasıl bir tavsiye oğlum? Hele ki ne gerek var bu tavsiyelere? Sanki insanlar bilmiyormuş gibi. Yemek yerken yapmanız gereken şeyler. Arkadaşlar çatal bıçak kullanın. Teşekkürler. Beyaz kurt tavsiyelerinden bugün bu kadardı. İyi günler dilerim. Neyse bunlar çok saçma sapan videolar olsa da benim asıl değinmek istediğim konu şu. Bir tane Denyo Kemal Sunal öldü mü diye bir tane video hazırlamış. Pardon Kemal Sunal ölmedi diye bir tane video hazırlamış ve başlığa da clickbait değil yazmış. Ve videosuna Kemal Sunal'ın seneler önceki röportajlardan bir saniyesini koymuş. Kesiti bir izleyelim, derdimi anlayacaksınız. Komedyen Kemal Sunal'ın öldüğü yolundaki söylentiler sonunda gazete ve televizyon kuruluşlarına kadar ulaştı. Şimdi ünlü sanatçının evindeyiz ve kendisine soruyoruz. Ee, Sayın Kemal Sunal yaşıyor musunuz yoksa ben hayal mi görüyorum? Gördüğünüz gibi yaşıyorum. Evet arkadaş bu kesiti koyarak sanki Kemal Sunal yaşıyormuş gibi bir vibe vermeye çalışmış. Diyeceksiniz ki insanlar salak mı? Kimse buna inanmayacak falan. Bir yorumları okuyun. Derdimi çok daha iyi anlayacaksınız. Kabul etmeliyiz ki Brawl Stars'ın kitlesi gerçekten çok küçük. En azından bir 190'ı falan küçük yani. Ve bu insanlar çok kolay bir şekilde kandırılabiliyorlar. Ben şu anda bu adam gibi bir kitleye sahip olsam, Atatürk aslında yaşıyor şöyle şöyle kanıtları var falan desem gerçekten bana inanırlar. Yazık gerçekten. Böyle bir kitleye saçma salak bir şekilde ulaşmışsın zaten. Bir de üstüne bunu hala salak saçma kullanmaya devam ediyorsun. İnsanda birazcık karakter, birazcık onur olur ya. Diyeceksiniz ki yaptığı videolarla Brawl Stars'ın ne alakası var falan. Zaten yaptıkları videolarla Brawl Stars'ın hiçbir alakası yok. Kendilerini Brawl Stars kanalıymış gibi tanıtmalarının sebebi Brawl Stars'ın küçük yaştaki kitlelerine ulaşmak. Eğer ki bunu eleştiri adı altında yapsalardı mesela benim gibi. Ben şu anda sizlere yalan bilgiler versem beni linç manya edersiniz. Onlar da aynı şekilde yalan bilgiler yaydıkları için linç yerlerdi. Fakat bu yalan bilgileri Brawl Stars adı altında yaydıkları için genellikle küçük yaştaki çocukları izliyor ve inanıyorlar. Bir de fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu kanalların birçoğu her zaman 31 saniye veya 32 saniyelik videolar yapıyor. Bilmiyorum yani adamlar algoritmanın bir bug'ını bulmuş olabilir. Çünkü attığı tüm saçma sapan videolar gerçekten çok izleniyor. Videoda herhangi bir emek var mı diye soracak olursanız kesinlikle yok. Arkaya koyuyorlar bir tane Brawl Stars karakteri. Ekrana bir iki tane yazı yazıyorsun 500 bin izlenme. Yazdığı yazılar doğru şeyler olsa hadi neyse. Bu adamların amacı tamamen küçük çocukların aklına girmek. Çocuklara zaten ne söylesin? inanıyorlar Daha önce sadece 1-2 kanal için bu cümleyi kurmuştum fakat bu sefer bu ve bunun gibi tüm kanallar için aynı cümleyi kuracağım çünkü bunların sayısı çok fazla. Eğer ki küçük bir kardeşiniz varsa ve bunlar gibi kanalları takip ediyorsa acilen o kanalları engelleyin. Küçük yaştaki insanların bunları takip etmesine izin vermeyin bunlar yalan söylüyor. Bu sesi sadece erkekler duyabilir diyor fakat herkesin kolay bir şekilde duyabileceği bir ses koyuyor. Bu video sizi kör edecek diyor saçma sapan bir tane görüntü koymuş arkaya. Bu videoda senin yüzünü göstereceğim diyor fakat bu bile clickbait ortaya bir tane nokta koymuş ona odaklamamızı istiyor ve sonrasında kendi yüzümüzü görecekmişiz. Allah Allah nedense kimse böyle bir şey yaşamamış. Başlık Cem Korkmaz aslında ölmedi. Yorumda yazan keşke gerçek olsaydı bu haberler. Ya siz ne gerizekalı insanlarsınız. Siz ne kadar kafasız insanlarsınız. Bak kimseye bu kadar hakaret etmedim daha önce. Bunun gibi bomboş hiçbir şeye emek vermeyen insanlara lütfen prim vermeyin ya. Bu konuda artık beni sevmeyenlerin bile benimle hemfikir olması gerektiğini düşünüyorum. Bu adamlar ne bir emek veriyor ne doğru bir haber yayıyor ne insanlara faydalı bilgiler sağlıyor. Bu adamların size sağladığı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Bu adamlar hiçbir videosuna tıklamadığım halde gizli sekmeden açmıştım bu arada videoları hani nasıl açtığımı soracaksanız eğer. Hiçbir videolarına tıklamadığım halde sürekli olarak bana önerilmeye devam ediyorlar. Youtube canlı desteğe yazdım, oraya yazdım, buraya yazdım, kanallarına engel attım, ne yaptıysam da başarılı olamadım. Ben bu a kuduklarımdan kurtulamıyorum lan. Bir de arkadaşlar bu söyleyeceğim şu anda ön yargı olacak fakat bu kanalların kendi topluluklarında farklı kanalların reklamını yaptığını öğrendim. Ben bunların dürüst videolar olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Sadece çocuk kitlesi olan bir kanal para kazanmanın kolay yolu diye bir videonun reklamını yapmaz. Bu işte kesinlikle bir çapanolu vardır yani. Hatta bir tane daha video yapmışlar. Bunda da işte bedava Google Play kodu alma diye bir video bu. Ben bu reklamların dürüst bir şekilde yapıldığına inanmıyorum. Hele ki böyle saçma salak videolar çeken birisi bu reklamları yaptığı için muhtemelen de bir dalga dümen vardır. O yüzden kesinlikle güvenmeyin. Daha fazla uzatmayacağım bu aptal kanalları eğer ki aranızda izleyenler varsa şu andan itibaren izleme Bıraksın ve bunlara prim vermesin Konumuz gerçekten ciddi çünkü Lütfen bu ciddiliğin farkına varın Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın